Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Gaziantep'te yakalanan ve 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem sırasında binayı terk etmeyen çağrı merkezi personeliyle Afet Zede'nin konuşması bir dostluğun temelini attı. Hemen bir yere geçin, şu an çok kötü bir deprem oluyor. Evet. Yerinizde sabit durun. Duruyoruz, bir arabanın içinde dışarıdayız da. Evet, çünkü hala devam ediyor. Biz de burada aynı durumu yaşıyoruz. Tamam, teşekkür ederiz. Size dikkat edin lütfen. Günler Şeyma, ben sizi Canlı Gölü'nden dinlemekteyim. Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Sosyal yardımlaşmaya gidip oradan da başvuruda bulunabilirsiniz. 144 sosyal yardımlaşmayı ararsanız bilgi alabilirsiniz. Biz teşekkür eder, iyi günler dileriz. Toparlanabildin. 6.30'da buraya göreve çağrıldık. O sıra çalışmaya devam ediyorduk. Ara ara yine yeni yöneticilerimizin yönlendirmeleriyle. Tam 1.30 sularında olan depremde çağrıdaydık. Medine arkadaşımız da vatandaşımız olarak bizi aradı. Orada yaşanan depremden dolayı sıkıntıları mevcuttu. Bundan dolayı görüşme sağlarken o an deprem oldu. O beni sakinleştirmeye çalıştık. Bir şekilde ilerlemedi. Allah bir daha o günü yaşatması çok kötüydü gerçekten. O süreç yani o anda zaten sonrasında dışarıda olduğunu söyledi. Ben güvenli bir yere geçin diye yönlendirme yapıyordum kendisine. Dışarıya güvenli bir yere kendinizi alabilir misiniz? Bu şekilde deprem oluyor şu an. Kendinizi daha güvenli bir yere geçerseniz daha iyi olacaktır şeklinde yönlendirme sağlarken kendisinin zaten dışarıda olduğunu belirtti. O sırada deprem olduğu için yine devam ettik konuşmaya. İş mi yapmaya devam ettim. Bu şekilde de süreçte devam etti gitti. O an o depremin şokuyla inanın bir şey düşünebilecek durumda değildik. Yani işimizi yapmanın şeyiyle devam ettik işimize. Nasıl oldular, durumları nasıl, kendisi nasıl diye konuştuk bayağı bir süre telefonda. Ha, yüz yüze görüşemedik pek ama telefonda her zaman yani WhatsApp'ta olsun yani iletişimimizi bir türlü kesmedik telefonda. Sürekli de görüşmeye devam ettik, hal hatır sorduk, iletişimimizi kesmedik. Kötü bir anı iyi bir dostluğa dönüştü öyle diyelim. Tam şey ya, birden. Dershaneye gidiyor musun? Nurdan'daki bir yakınımız orada göçük altında kaldığı için evleri yıkılmıştı ve hiçbir şekilde yardım ulaşamıyordu. Orada hani onun şeyiyle de birazcık da canavliyle dedi ki hani sadece aklıma gelen belediye oldu bize yardım edebilecek diye. O sırada belediyeyi aradık. Şeyma Hanım bağlandı. Konuştuğumuz yerde ikimiz aynı anda bize hani deprem şeyine yakalandık. Tekrar konuşmaya devam ettik. Hani o beni sakinleştirmeye çalıştı. Ben onu sakinleştirmeye çalıştım. O süreçte telefonla kapatmadan yine hatta kaldık. Yardımımızı istedik. En sonunda da Şeyma Hanım'la dediğimiz gibi tekrardan ondan sonra zaten irtibatımız kopmadı. Güzel bir dostluk kazanmış olduk yani. Ya gerçekten zor zamanlardı da olsa böyle bir dostluk kazanmak benim için çok güzel bir duygu. Benim de böyle bir kardeşim evet. Oldu. İyi. Böyle abla olsun anne olsun böyle birisini kazanmak gerçekten bana şey yani o anda iyi ki diyorum hani belediyeyi aramışım ki böyle bir dostluk kazandım.